değerli Fuar TV izleyicileri, sektörleri mercek altına almaya devam ediyoruz. Şu an sizlere TÜYAP İstanbul 2019 Interma Fuarı'ndan seslenmekteyiz. Divapan firmasının konu olduk. Yanımızda firmanın genel müdürü Sayın Muzaffer Aydemir bulunmakta. Bakalım sunmuş oldukları hizmetleriyle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Muzaffer Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de gayet iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Öncesinde hayırlı olsun fuarınız. Teşekkürler. Çok sağ olun. Muzaffer Bey, Divapan olarak söyleşimize geçeceğiz. Verilen hizmet, hizmet kalitesi bunlardan bahsedeceğiz. Ancak öncesinde izleyicilerimize ben çok kısa sizi tanıtarak başlamak istiyorum. Muzaffer Aydemir kimdir? Ne kadar zamandır sektördesiniz? Biraz kendinizden söz eder misiniz? Ben Muzaffer Aydemir, Divapan'a genel müdürüyüm. Bir yıldır genel müdürlük makamındayım. Daha önce ben Holding'in yönetim kurulu üyesiydim. İşte yönetim kurulundan buraya geldik. Evet. Sektörün içerisinde şu an işte bir yıllık sektörü tanıdık. Tanımaya çalıştık. İşte fuar bizim için daha iyi bir, benim için daha iyi bir şey oldu, tanıma fırsatı oldu diğer şeyleri. Divapan olarak işte MDF sektörünün içerisindeyiz. MDF üretiyoruz. Sadece MDF. Sunta artı nameliyat parke üretimimiz yok. MDF olarak pazardayız. Evet. Yani Türkiye geneline ve yurt dışı pazarlara, ihracata hitap etmekteyiz. Evet. Peki efendim, Divapan firması kaç yıldır sektörde faaliyet göstermekte? Kaç yılında kuruldu firma? Divapan 1998'den bu tarafa Kombasan Holding eski adıyla, yeni adıyla Ben Holding bünyesinde şu an 20 yıldır Holding bünyesinde faaliyet göstermekte. Evet. Kontin pres, 600 metreküp günlük üretim kapasitesine sahip olarak devam etmekteyiz. Evet. Sadece ve sadece MDF üretimi. MDF üretimi. Üretimi üzerine üretim yapan, üretim, faaliyet gösteren bir firma firmayız diyebiliriz. Evet. Peki efendim, hizmeti sunarken üretim aşaması olsun, pazarlama aşaması olsun, firma olarak hangi unsurları göz önünde bulunduruyorsunuz? Kalite. Evet. Süreklilik. Yani çeşitlilik ve müşterilerin isteklerine anında cevap verebilme ve satış sonrası hizmetlerinde olabildiğince dikkatli olma. Evet. Termin süreleri dediğiniz gibi çok önemli. Termin süreleri tabii. Çok önemli. Tabii. Bunlar da eğer yeteri kadar müşterilere cevap veremiyorsanız piyasada zorlanırsınız. Evet. Olabildiğince elimizden geldikçe bütün imkanları zorlayarak firmalarımızın taleplerine cevap verme. Ondan sonra hizmetlerin anında cevap verelim. Evet. O konuda kalitede ve kalitede devamlılıkta. Devamlılık ve süreklilik, tabii ki esas alınarak kalite odaklı %100 müşteri memnuniyetiyle bir hizmet veriyoruz diyebiliriz. Evet. Peki efendim, ben biraz da firmanın ayrıcalıklarından söz etmenizi isteyeceğim. Sektörde elbette yalnız değilsiniz. Değil da olsa birçok firma varken neden özellikle Divapan firması tercih edilmeli? Sizi diğerlerinden bir adım öne çıkartan unsurlar nelerdir? Divapan sadece biz MDF üretiyoruz. MDF'de kaliteli olduğumuzu iddia ediyoruz. Müşteri odaklı çalışıyoruz. Yani müşterilerin işte ihtiyaçlarına, işte fabrika imkanları üstünde azami özen göstermeye çalışıyoruz. Yakınlığımız var. Sektörün içerisinde eskiliğimiz var. İşte markamız var. Bunlarla öne çıkıp müşterilere gerekli hizmeti vermeye çalışıyoruz. Bunlarla öne çıkmaya çalışıyoruz. Özellikle kalite ve devamlılık ve müşteriye, müşteri odaklı bu konuda dikkatli olmaya çalışıyoruz. Buna öne çıkmaya çalışıyoruz. Evet. Yani ihracatımız var. Orta Doğu'ya var. Kuzey Afrika ülkelerine var. Ve ihracatta daha çok odaklanıp pazar payını artırmaya çalışacağız. Evet. Yine iş piyasada da varsınız ama. İş piyasada, ağırlıklı olarak iş piyasadayız şu an. Evet. Ama dış piyasada da, ihracatta da yine aktif bir. Aktif şekilde çalışmaya yöneliyoruz. Daha aktif olmaya çalışıyoruz. Evet. Özellikle Orta Doğu ve Kuzey Afrika daha yakın ülkelerde oralara aktif olmaya çalışıyoruz. Evet. Peki efendim, uzun yıllardır bu sektörün içerisindesiniz Divapan firması olarak. Bundan sonraki süreçte neler yapmayı planlıyorsunuz? Sektör adına hedefiniz nelerdir? Sektörde kapasite artırmaya, işte imkan ölçüsünde kapasite artırmaya, ürünleri çeşitlendirmeye çalışıyoruz. Evet. Kalitemizde şey varsa kaliteyi daha artırarak müşteri odaklı bu şekilde yolumuza devam etmeye çalışıyoruz. Evet. Yani gelecekte şeyimiz var, vizyon ve misyonumuza uygun bir çizgide gitmek istiyoruz. Evet. Tabii ki kapasite artarken istihdam da ona göre İstanbul tabii ki. İstihdam da artıyor. Tabii ki Düzce'deyiz.
Yani ufak bir yerde ve o düzenin orman ürünlerinden de yakın olduğum için o avantajları kullanıyoruz. Evet. Yani o bölgede de bölgeye hizmet eden, İslam yaratan bir şirket. Çevreye duyarlı. Evet. O şekilde yola devam etmek istiyoruz. Evet. Bunları tabii ki yaparken biraz önce sizin de bahsettiğiniz gibi ürün kalitesi olsun, hizmet kalitesi olsun, bunlardan ödün vermeden devam ettirebilmek en önemlisi diyebiliriz. Peki efendim, buradan bizleri izleyen izleyicilerimize Divapan firması olarak neler aktarmak istersiniz? Ürünler hakkında ya da firma hakkında önerileriniz olur mu? Kısaca alabilir miyiz? Şöyle diyelim, kalitemize güveniyoruz. Hı hı. Müşterilerimizin isteklerine cevap vermeye çalışıyoruz. Evet. Müşteri odaklı çalışıyoruz. Onlara ilgimiz sonsuz. İşte ihracata yönelik ülkemize döviz kazandırıcı faaliyetlerde bulunmak istiyoruz. Çevreye duyarlıyız. Yani çünkü günümüzün en büyük şeylerden, etkenlerden bir tanesi çevreye duyarlılıktır. Ona çok duyarlı olmaya çalışıyoruz. Bu şekilde misyon ve vizyonumuza uygun yürümek istiyoruz. Yani müşteri odaklı, evet, kalite şiarımız. Evet. Biz de sektöre ilgisi ve ihtiyacı olan herkesi Divapan firmasına biz de doğrudan davette bulmuş olalım. Vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Güzel bir bahar geçirmeniz dileğiyle hizmetlerinizi ve başarınıza devamını diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun Zafer Bey. Görüşmek üzere. Sağ olun. Evet değerli Fuar TV izleyicileri, sektörleri mercek altına almaya devam edeceğiz. TÜYAP İstanbul 2019 Interma Fuarından ve sektörün en iyisi Divapan firmasından aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz Merkez stüdyolarında.